Herkese selamlar arkadaşlar. Almış olduğumuz Udindi tozuyla Udindi yağı nasıl elde ederiz? Bunu uygulamaları göstereceğiz. Bu karışımı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şu şekilde yapacağız. Udindi tozu aldık aktarolojiden, trend yoldan. Bu yaklaşık 100 lira. Tarım kooperatiften de zeytinyağı aldık. 1 litre kadar. 500 gram kadar kavanoza 100 gramlık Udindi tozunun yarısını yani 50 gramını koyacağız karışım yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evimizde mutfak terazisi olmadığı için arkadaşlar göz kararı yarısını kavanoza boşaltacağız. Bu işlemi yaparken size udindi yağıyla alakalı bilgi vermek isterim. Neye iyi gelir? Yağı burun tıkanıklığını açar. Solunum yollarının rahatsızlıklarını hafifletir. Mide rahatsızlığına, mide ağrılarına hafiflemesinde yardımcı olur. Antioksidan bir özelliğe sahip olduğu için mikrobik etkiye karşı bünyeyi destekler. Vücutta bulunan mikropları ise hızla uzaklaştırmaya yardımcı olur. Öksürüğü yatıştırmakta faydalıdır. Cilt sağlığı üzerinde ve saç bakımında olumlu etkiler göstermektedir diye söyleniliyor arkadaşlar. Tabi şifayı veren Allah'tır arkadaşlar. Biz faydasını gördüğümüz için sizlerle paylaşmak istedik. Tozumuzun yarısını koyduktan sonra üzerine zeytinyağı dökmeye başlıyoruz arkadaşlar. Yalnız ağzına kadar doldurmayın. Bir boşluk bırakın. Kapağını taktıktan sonra e, sürekli de çalkalamanız faydalı olacaktır karışımda. Şimdi arkadaşlar e, yağı koyduk. Kaşıkla güzelce bir karıştıracağız. Sonrasında da çarkalayacağız. İyice tozu e, içinde, yağın içinde eriteceğiz arkadaşlar. E, sonrasında 10 gün boyunca gözünüzün önünde bulundurun. Ara ara gördükçe çalkalayın. İyice yağın içine işlesin arkadaşlar. Biz bu yağı arkadaşlar çocuğumuz sürekli hastalanıyordu kış aylarında. E, hastaneye gidiyorduk sürekli antibiyotik e, verip yolluyorlardı. Ve çocuk antibiyotik bağımlısı olmuştu neredeyse. Bu yağı e, çocuk hafiften öksürmeye başladığında arkadaşlar bir kaşık içiriyoruz. E, sonrasında faydasını gördük. Açıkçası bu kadar etkili olacağını düşünmemiştik. Uzun zamandır e, tavsiye ediliyordu bize. İhmalsiz davrandık ve uykusuz gecelerle cezasını ödedik arkadaşlar. Bu lindiya e, aktarlarda e, direkt olarak satılıyor arkadaşlar. Biz kendimiz yapmayı tercih ettik. Böylesi daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Siz de bu şekilde yaparsanız faydasını göreceksinizdir inşallah. Çocuğunuza içirecekseniz içmeyebilir arkadaşlar. E, pekmez, bal gibi tatlı yiyeceklere karıştırıp verebilirsiniz. Şimdiden Rabbim şifa versin hasta olanlara. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenerek kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Kalın sağlıcakla. Bu arada arkadaşlar 10 günün sonunda boş bıraktığınız kısmı tekrar zeytinyağı doldurup tekrar çalkalayalım. O şekilde kullanalım. Rabbime emanetsiniz.